çok berbat. Afiyet olsun. Suçum çok büyük. Biliyorum. Karım beni terk etti diye ben de oğlumu terk ettim. Küçücük oğlum. Bunun bir mazereti yok. Olamazdı. Ama Kerim'le aramızdaki uçurumun bu kadar büyümesinin bir sebebi de sizsiniz. Arkanızda sadece evladınızı değil, hiç kapanmayacak bir yarada bıraktınız. Ya annesi? Eğer aranızdaki uçurum için bir neden arıyorsanız, o uçurum budur. Annesinin cenazesinde baba diye ağlayan o çocuğu ben gördüm. Siz değil. İnsanlar duadan sonra birer ikişer evlerine dönerlerken yalnız kalacağı için korkan ama gururundan sesini çıkaramayan o çocuğu ben biliyorum. Sizi günlerce pencerenin önünde bekleyen çocuğu ben teselli ettim. O hiç dinmeyen gözyaşlarını ben sildim. Şimdi siz ne hakla beni suçluyorsunuz? Ama annesiyle ilgili gerçeği bilmesi lazım. Onu anlatmalıydınız. Ben o yaştaki bir çocuğa nasıl anlatabilirdim? Babası onu terk etmiş. Annesi intihar etmiş. Ne olursa olsun Kerim dünyanın en yalnız çocuğuydu. Ve onun bu yalnızlığına hiçbir şey gideremedi. Gerçekleri öğrenmedi. Çünkü bir şeye sığınması gerekiyordu. Bu da annesinin hayali oldu. Merhaba Kerim. Günlerden sonra ilk kez dün Hacer Ovacık'ın söyledikleriyle güneş yeniden doğdu. Çok uzun süren bir kışın ardından bahar gelmiş gibi hissettim. Bizim için ufukta büyük bir umut belirdi. Fatma Gül, canım. Umutla sana kavuşacağım günü hayal ediyorum. Seni düşünerek aydınlatıyorum gecelerimi. Benim için burada olmanın en zor yanı seni özlediğim zamanlar her şeyi bırakıp yanına koşup gelememek. Benim özgürlüğüm senin yanına gelebilmekmiş Fatma Gül. Seni görebilmek, sana yakın olabilmekmiş. Özgürlüğüne kavuşacağın o gün çok yakında Kerim. O kadının şahitliği bize haftalardır beklediğimiz umudu getirecek. Artık biliyorum takvimdeki günler seni yanımıza getirmek için geçip gidiyor. Baban 10 gün önce Meryem ablayla görüştü. Çok ısrar edince Meryem abla kabul etmek zorunda kaldı. Seninle de görüşmek istemiş. Ben şöyle bir uzaktan gördüm. Sonrasında da canı sıkkındı, işe bile gelmedi. Çok fazla soru sormadım. Meryem abla da aynı lafları etti dedi. Başka bir açıklama yapmadı. O da görüştüğüne pişman belli ki. Lütfen bunun için ona kızma. Baban sen kabul edene kadar görüşmek isteyecek belli ki. Seni hiçbir şey için zorlamıyorum. Kararın ne olursa olsun ben hep senin yanında olacağım. Senin benim yanımda olduğunu bildiğim için bu dört duvar arasında bile kendimi yalnız hissetmiyorum. Burada zaman o kadar yavaş geçiyor ki canım. Bazen zaman daha çabuk geçsin diye koğuştaki tüm bulaşıkları ben yıkıyorum. Tekrar bir araya geldiğimizde Gül mutfağında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayabilirim. Bu koğuşta kimse şimdiye kadar bu kadar güzel bulaşık yıkamamıştır. Babanla ilgili konuşmak istememeni anlıyorum. Bu konuda ısrar etmiyorum. Daha önce de söyledim. Gül mutfağında işler iyi gidiyor. Sana bahsettiğimiz o çocuk hala yanımızda canla başla çalışıyor. Evlere servis işi hızlandı. Bazen yetişemiyoruz bile. Çok iyi gidiyor. Aklım bizde kalmasın. Fatma Gül, ne olur sınavlarını ihmal etme. Çalış. Doktorunu da aksatma lütfen. Bu çok önemli. Sınavlarım iyi geçti. Sana söz verdiğim gibi, kendime söz verdiğim gibi hiçbir şey düşünmeden çalıştım. İnşallah sen dışarı çıktığında sonuçları birlikte öğreneceğiz. Sonuçları birlikte öğrenemedik ama
geçtiğine çok sevindim. İnşallah buradan çıktığımda sen çoktan mezun olmuş olmazsın. Şaka şaka. Burada o kadar kalmayacağım. Yakında duruşma tarihi belli olur inşallah. Evdeki durumlar nasıl? Yengen hala canını sıkıyor mu? Evdeki durumlar bildiğin gibi. Yengemin sancıları bile. İşine gelmeyen her durumda eli karnına gitmeye devam ediyor. Mektuplarını da dört gözle bekliyorum. Sen benim yalnızlığımı da alıp götürdün çoktan. Fatmagül, ben seninle çoğalıyorum. İyi ki varsın. Yakında her şeyin çok daha güzel olacağı zamanları yaşayacağız. Bizi en zayıf noktamızdan yaralamaya çalışan hayata inat. Senin dediğin gibi güzel anılar biriktirmeye devam edeceğiz. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Abla uyuyamadın mı? İyi. Ben de. Duruşma günü yaklaştıkça iyice heyecanlanıyorum. Beklemek zorlaşıyor. Çünkü bir gelse... Kadir Bey de söyledi. Çok yakın zamanda belli olurmuş. Biraz daha sabır. Geçecek yavrum. Bu kabus bitecek. İnşallah. İyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.